Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher ile Yaman sezon finali olmadan barışsın istiyorsanız ve İkbal'in hapse girmesini destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. İkbal'in başına neler gelecek? Yaman duygularını Seher'e açıklayacak mı? Yaman ve Seher aşkına hangi tehlikeler bekliyor? Ali tüm yaşadıklarını nasıl unutacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde İkbal'in kaçırılmasıyla herkes iyice telaşlanacak. Çünkü Yaman ve Seher İkbal'in başına bir şey gelmesini istemeyecekler. Bu yüzden Yaman İkbal'i bulabilmek için bütün imkanlarını seferber edecek. Ama Zuhal'in tuttuğu adamlar İkbal'i dövüp ona çeşitli eziyetler yaptılar. İkbal ilk başlarda kendisine bunu yapanların maksadını fark edemeyecek. Ama sonradan İkbal işin içinde Zuhal'in parmağının olduğunu fark edecek. Bunun üzerine İkbal ve Zuhal arasında bir savaş başlayacak. Tabi bu savaşın kazanan tarafı olmayacak. Çünkü bu mücadelenin sonunda İkbal ve Zuhal birbirine zarar verecek. Ve yakında ikisi de kötülükleriyle kendi sonunu getirecek. Ayrıca Yaman bu süre içinde bir an önce İkbal'i kurtarmaya çalışacak. İlk zamanlar bu hiç kolay olmayacak. Ama sonradan Seher'in desteği sayesinde Yaman bazı ipuçlarına ulaşacak. Yaman bunlara ulaştığı gibi İkbal'in hayatını kurtaracak. Ama İkbal bir süreye kadar kendisine gelemeyecek. Çünkü İkbal'e yapılan eziyetler sonucu İkbal iyice sağlığını kaybedecek. Bu yüzden bir süreye kadar İkbal saf dışı kalacak. İkbal'in saf dışı kalmasıyla kötülük sırası Zuhal'e gelecek. Bu defa Zuhal Seher'e zarar vermek isteyecek. Bu yüzden Zuhal Seher hakkında hain planlar hazırlayacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa onun da hayatı ciddi tehlikeye girecek. Her şeye rağmen Yaman Seher'e zarar gelmemesi için çabalayacak. Hatta Yaman her anında Seher'in yanında bulunup onu asla yalnız bırakmayacak. Bu yüzden Yaman Seher'e bir zarar gelmesine engel olacak. Bu olayların ardından Yaman Seher'e duygularını itiraf edecek. Seher de Yaman'ı sevdiği için ona bir şans daha verecek. Böylece sonunda Seher ve Yaman'ın sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Ama bu evliliğin bazı zorluklar daha beklemektedir. Çünkü diziye artık yeni oyuncuların dahil olma zamanı geldi. Ve bu kişilerin gelmesiyle herkesin hayatı farklılaşmaya başlayacak. Bu kişilerin katılması Seher ve Yaman'ın aşkına zarar verecek. Çünkü bu karakter Seher'e aşık olacak ve Yaman ile Seher aşkına bir engel oluşturacak. Diğer yandan da Ali'nin hayatına da bazı değişiklikler yaşanacak. Şöyle ki Ali'nin hayatına da aniden birisi katılacak ve Ali bu kişi sayesinde tüm yaşadığı acıları unutmaya başlayacak. Ama bunun olması için biraz zamanın geçmesi gerekiyor. Bundan sonra dizinin seyrinde ciddi değişiklikler olacak. Hatta bu değişiklikler sayesinde daha heyecanlı sahneler yaşanacak. Yaman Seher için çabalamaya devam edecek. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Bu yüzden Yaman bundan sonra Seher'i kaybetmek istemeyecek. Ve Yaman Seher'i yeniden kazanabilmek için tüm imkanını kullanacak. Seher de Yaman'ın geçmişte yaşadığı travmaya bir çözüm bulmak isteyecek. Çünkü asıl problem buradan kaynaklanmaktadır. Eğer Yaman'ın annesi onları terk etmeseydi Yaman kadınlara güvenecekti. Seher Yaman'ın geçmişiyle yüzleşip onun üstesinden gelmesine yardım edecek. Yaman da Seher'in desteğiyle geçmişiyle barışır hale gelecek. Böylece Seher ve Yaman'ın arası da düzelmiş olacak. Ama her şeyin yoluna girmesiyle bazı yolunda gitmeyen olaylar da yaşanacak. Çünkü diziye yeni kötü karakterler katılacak. Bu kötü karakterler yeri gelecek Yaman'ı düşmanlık edecek. Yeri de geldiğinde Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalışacak. Büyük ihtimalle bu kişide Seher takıntısı oluşacak. Ama Seher ve Yaman aşkına bir zararı dokunamayacak. Çünkü Seher ve Yaman'ın arasındaki bağ tüm zorlukları aşacak güçtedir. Zuhal de İkbal hakkındaki planlarına devam edecek. Çünkü Zuhal ablasının yaptığı hainliğin cezasını çekmesini isteyecek. Bu yüzden Zuhal ablasının kaçırılmasına neden olacak. Hatta Zuhal ileri gidip ablasına şantajlarda dahi bulunacak. Ardından Zuhal Seher'den de intikam almak isteyecek. Çünkü Zuhal her şeyin sorumlusu olarak Seher'i görecek. Ve Zuhal Seher hakkında kötü planlar hazırlayacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa onu da ciddi bir tehlike bekleyecek. Ayrıca İkbal Zuhal tehlikesinden kurtulabilmek için yeni bir hamle yapacak.
İkbal, Zuhal'e düşmanlık yapmak yerine onun yanına çekmek isteyecek. Eğer Zuhal bu defa da İkbal'e güvenirse onun da sonu gelecek. Tüm bu olaylardan sonra İkbal Seher'i saf dışı bırakmak isteyecek. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm gücünü kaybedeceğini sanmaktadır. Bu yüzden İkbal Seher hakkında kötülükler edecek. Bahçıvan da bahçede işlerini yaptıkça İkbal'in kötülüklerine şahit olacak. İkbal tüm kötü planlarını bahçedeyken konuşacak. Ve bahçıvan da İkbal'in nasıl kötü bir insan olduğunu fark edecek. Bahçıvan İkbal'in tüm kötülüklerini açığa çıkaracak. Böylece İkbal'in sonu da gelmiş olacak. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman İkbal'e güvendiği kadar kimseye güvenmemişti. Yaman bunu hatırladıkça iyice sinirlenecek. Ve Yaman İkbal'in hainliklerinden dolayı ona en ağır bir ceza verecek. Ali hayatına devam edemez hale gelecek. Çünkü Ali her defasında Kiraz'ı hatırlayıp üzülecek. Ama sonradan Ali hata yaptığını fark edecek. Ve bu defa Ali hayatına yeni bir sayfa açacak. Tabi bu süreçte Ali'nin hayatına yeni birisi dahil olacak. Ali ilk zamanlarda bu kişiden uzak duracak. Ama sonradan Ali ile bu kişi arasında bir yakınlık başlayacak. Bu yüzden Ali her şeye rağmen bu kişiye şans tanıyacak. Böylece Ali Kiraz'ın vefatıyla duyduğu acıyı az da olsa unutacak. Eskiden Seher Yaman için mücadele etmekteydi. Ama şimdi de Yaman Seher için mücadele edecek. Bu mücadelenin sonunda Yaman Seher'in kırılan kalbini onaracak. Hatta Yaman Seher'in kalbini yeniden kazanacak. Yaman ardından Seher'e duygularını itiraf etmek isteyecek. Çünkü Yaman Kiraz ve Ali olayından ders çıkardı. Bu yüzden Yaman geç kalmadan Seher'e duygularını itiraf edecek. Seher de Yaman'ı sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Bundan sonra Seher ve Yaman için yeni umutlar doğacak. Her şey güzel giderken ortaya bir sorun çıkacak. Çünkü Yaman Seher'i kaybetme korkusu yaşayacak. Yaman bu korkuyla baş edemez hale gelecek. Yaman'ın bu korkuyu yaşaması sevgisinin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Ama Seher sayesinde Yaman bu korkunun da üstesinden gelecek. Yani tüm sorunların çözülmesiyle Seher ve Yaman birlikte mutlu olabilecek. Ama bir yandan da kötülükler tüm hızıyla devam edecek. Seher ve Yaman'ın arasındaki güçlü bağ tüm zorlukları aşacak güçtedir. Bu yüzden kimse Seher ve Yaman aşkına bir zarar veremeyecek. Zuhal de cezaevinde yaşadıklarından dolayı ablasını sorumlu görecek. Ve Zuhal ablasına tuzaklar kuracak. Çünkü Zuhal ablasının kendisine yaptığı hainliği unutmadı. Bu yüzden Zuhal bir süre kadar ablasına düşmanlıklar edecek. Ama sonradan İkbal Zuhal'e ciddi tekliflerde bulunacak. Zuhal de bu teklifleri kabul etmek zorunda kalacak. Yani İkbal sonunda yine Zuhal'i kandırmayı başaracak. Böylece İkbal ve Zuhal yeniden işbirliği yapacak. Yaman ve Seher dikkatli olmazsa hayatları ve aşkları tehlikede olacak. Bu yüzden Yaman'ın dikkatli olmasında fayda var. İkbal şimdilik kendi gücüne güvenmektedir. Ama İkbal gücüne de güvense elbette bir gün sonu gelecek. Çünkü İkbal'in yaptığı kötülükler bir gün gelip onu bulacak. İşte zamanı geldiğinde İkbal'in yanında kayda değer hiçbir şey kalmayacak. Bu yüzden İkbal acı bir son bekleyecek. Ali, Kiraz'ı kaybetmenin acısına dayanamaz hale gelecek. Çünkü Ali Kiraz ile geçirdiği günleri hatırlayacak. Ve Ali bunları hatırladıkça daha fazla üzülmeye başlayacak. Sultanada da Ali'nin perişan halini gördükçe iyice üzülecek. Peki sizce İkbal yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.